Erancım, Erancım. evet arkadaşlar, şimdi Oscar arkadaşlar, heykelciyle arkadaşlar. Kulağımı kaşıyacağım arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Görüntülenmeyi kaçtan sonra alıyordun? 30. 30 mu? Evet arkadaşlar, Oscar'la kulak mı kaşınır arkadaşlar? <laughs> Deva. Bugün herkesin bildiği ama bilip de anlatamadığı bir meseleye açıklık getiriyoruz. Oscar'lar, yani akademi ödülleri. Soruyorum sana. Evet. Oscar'ları biliyor musun? Biliyorum. Bir iki bilgi bir şey verir misin? Oscarlar işte sinema <laughs> ödülleri kardeşim onu veriyorlar birilerine, birilerine. <laughs> birileri karar veriyor. Neye göre kime göre bilmiyorum. <laughs> Abi işte tam da bu sebepten seyircimizi ve kendimizi aydınlatmaya geldik. E i̇yi o zaman hadi yapıştır. <laughs> <laughs> Akademi Ödülleri ya da herkesin bildiği adıyla Oscar, dünyanın en tanınmış sinema ödülü. Oscar aslında o heykelce verilen takma isim. Heykelin asıl ismi Akademi Award of Merit. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929 yılından beri veriliyor. İlk organizasyon 6 Mayıs 1929'da Los Angeles'taki Hollywood Roosevelt Oteli'nde yapılmıştır. Sadece 15 dakika sürmüş ve törene 270 kişi katılmış. Şu an çalışan basın mensubu sayısı bile bundan fazladır diye tahmin ediyorum. Kazananlar törenden 3 ay önce duyurulmuş. 1930 yılına gelindiğinde 3 ay önceden ödül açıklanmaz demişler. Ve bu yanlıştan daha ikinci seremonide dönmüşler. 1941'den itibaren de bugün de kullanılan kapalı zarf sistemine geçildi. O dönemde seremoniye giriş biletleri sadece 5 dolardı. Bugünün parasıyla 74 dolara tekabül ediyor. Bugün ise nerelere geldik görüyorsun abi. Ya bu kadar eski olduğunu ben bilmiyordum ya. Tabii. Daha i̇kinci Dünya Savaşı falan yok ya. Daha 1929 1930 diyorsun yani. İkinci Dünya Savaşı ödülleri etkiliyor abi. Geleceğim. Her şeyi etkilediği gibi. Evet. Devam. Şöyle söyleyeyim. İlk organizasyon sadece 15 dakikayken 2002 yılındaki tören 4 saat 23 dakika sürmüş. Organizatörler de artık ah demişler. Ödül alanların konuşmalarına 45 saniye limiti getirmişler. Şuraya bir de en uzun ödül konuşması rekorunu iliştiriyoruz. 1942'de 5 dakika 50 saniye ile Greer Gerson'a ait. Umarım doğru söyledim. Yine ilk kez ismini duyup muhtemelen yanlış telaffuz edeceğimiz biriyle beraberiz. Kardeşim benim bildiğim bu seneki törenlerde konuşma limitlerini kaldırdılar diyolla. Çünkü her sene her kazanan bu sene kaçınma. <laughs> 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 Bilmiyoruz yani bu sene uzun uzun konuştular yani. Abi canım çıktı ya. Ya o kadar çok rakam var ki şeyde Oscar şeyinde. Oraya da geleceğiz. Yani böyle bir tanecik bir şey yanlış söylerse hemen yalnız bilmem ne yanlış söylemişsiniz falan diye böyle yorumu yersin ya. Sibe tarafından ezileceksin. Aynen aynen. Ya o yüzden kusura bakmayın. Ben de işte şey gücüm yettikçe çeviri falan da yapıyorum. Olduğu kadar. Devam. Organizatör Bil Mekanik, Mechanic Founder Mechanic Ergen de Turbil Ödül konuşmaları için törenin en nefret edilen şeyi demiş. 2018 seremonisinde komedyen Jimmy Kimmel en kısa konuşmayı yapana jet ski alacağım diye vaatte bulundu. En kısa konuşmayı yapan Phantom Thread kostüm tasarımcısı Mark Brits bu hediyeyi hak etmişti. Ricky Gervais'in Emmy ödüllerini sunarken dediği gibi konuşmanızı kısa tutun. Lütfen kısa tutun. Özellikle oyuncu değilseniz. Gençler ağlamayın. Zavallıca bir şey. Alt üstü bir ödül. 2002'ye kadar Los Angeles ve Hollywood'da bulunan muhtelif salonlarda düzenlendi. 2002'den günümüze de 10. mekanı olan 3.300 kişi oturma kapasiteli Hollywood Dolby Theater yani önceki adıyla Kodak tiyatrosunu mekan olarak kullanıyor. Törenler adayların açıklanmasından 6 hafta sonra genelde Şubat ayında yapılır. Bu tarihler zaman içinde bayram seyran, siyasi krizler veya spor turnuvaları gibi büyük organizasyonlar sebebiyle esnemiş olsa da genelde bu aralıkta kalmış. Bu videomuzda çılgınca sayı vereceğiz. Akademi ödüllerini konuşuyorsak da önce akademinin kendisinden başlayalım. Akademi 2018 yılında verilen sayılara göre 7000 civarı üyeye sahiptir. %94'ü beyaz, %77'si erkek, %54'ü de 60 yaş üstü üyelerden oluşmaktadır oy kullanan üyelerin %33'ü eski adaylar. Bunların %19'u oscarlı, %14'ü oscarsız. 7000 üyenin sadece %22'si oyuncu. Geriye kalan %78'ini ise sinema sektöründen insanlar oluşturmakta. Akademi yönetmenler, görüntü yönetmenleri, yazarlar, sanat yönetmenleri, film editörleri ve müzisyenler, yapımcılar, halkla ilişkiler uzmanları, kısa film ve animasyoncular, sesçiler, post prodüksiyon uzmanları ve belgeselcilerden temsilciler oluşturuyor. Akademi üyesi olmak için bu dallardan birinde uzman olmanız gerekmekte. Tüm üyeler Akademi Branch Executive Committee adına Board of Governors tarafından davet edilebiliyor. Başka türlü üye olmak mümkün değil. Erhan şunu lütfen çevirisini yapar mısın? Bu executive Committee işte adın üstünde abi yani bunlar... <laughs> <laughs> Adı Yönetim komitesi, onların da temsilcisi olan, ben onların da patronları Board of biliyorum. Governors, yani bunlar valiler Governors. <laughs> 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 Arnold Schwarzenegger gel <laughs> veriyor değil mi? Öyle. Falan böyle. Chicken Translate. Devam. Oscar adayı olmak için önceki yıl 1 Ocak'la 31 Aralık arası vizyona girmiş olmak gerekiyor. Bu kuralın da esnediği durumlar olmuyor değil. Özellikle belgesel kategorisinde merak edenler araştırabilir. Benim iyice beynim yandı. Yeter ya valla. Arkadaşlar Oscar'a başvuracaksınız gidin İngilizce öğrenin. Oscar'ın kendi şeylerine bakın. <laughs> Beni de delirtmeyin. <laughs> Zaten biz bir şeyle boğuştuk burada ya. Kesin de yanlış bulacaksınız ya. <laughs> tamam sakin ol ya Allah Allah. Bırakıyorum abi. <laughs> Sen bu baskıyı kaldıramayacaksın. İkinci videoda tükenmişlik ya. sendromu değil mi? <laughs> <laughs> falan diye. Devam. Yabancı dilde en iyi film adayı olmak için Amerika'da vizyona girme zorunluluğu yok. Kendi ülkenizin resmi seçkisinde yer almanız yeterli. Yani Türkiye'nin Oscar adayı diye bize pazarladıkları filmlerin akademi tarafından seçilmesi gibi bir durum yok. Bizimkiler seçip gönderiyor. Yapımcılar filme ait kreditleri yani ekip listesini online ortamda bildirmek durumunda. Bunu yerine getirmeyen veya geç kalan filmler aday olamaz. Niye bu kadar şeye girdi ki detaya girdim? Boş ver ya. Boş ver ya. Rahat ol. Bir rahatla kendine gel ya. Katılırsanız katılın <laughs> Oscar. A. Bana ne oluyorsa. <laughs> Katılırsanız ekime kadar katılmazsınız. Ekibe kadar katılabilirsiniz bu arada. <laughs> Devam. Unutmadan şunu da naçizane ekleyeyim. Sizin için anlamsız olabilir fakat o filmlerde çalışan ekipler çok zorlu bir iş yapıyorlar. Ve o insanlar kamera önünde olmadıkları için filmler oyuncu ve yönetmenlere mal ediliyor. Bu ekipler Türkiye'de günde 16 saat çalışan, gerektiğinde bunu günlerce üst üste yapan insanlardır. 16 saat limiti diğer ülkelere göre çok uzun. Öte yandan önceki yıllarda 20-30 saat çalışan insanların şu an kazanılmış hakkıdır. Filmin sonunda ona emek vermiş yüzlerce insanın ismi geçerken en azından 1-2 dakika salonda oturursanız, bir filmi araştırırken kısaca teknik ekibine falan da baksanız ne güzel olur. Abi Almanya'da görüntü yönetmeni normalde sette böyle şeydir, ikinci adamdır filan işte. Evet. Görüntü yönetmeni abi 12 saat dolduğu an böyle kameranın tuşunu kapatıyormuş. Eyvallah. ki Şaize Diyormuş <laughs> ki kutunu <"Good> <laughs> <laughs> ben diyormuş kaçtım. Ben gidiyorum. Arkasından da şey diyormuş. Vata vata. O ne? Hani bekle bekle. <laughs> vata. Vayta. Aktif vayta geto inside. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsun plakan çok severim Devam. Gelelim Ödüle. Oscar heykelci altın kaplama bronz. Bronzla Britanya metali dedikleri bir malzeme arasında gidip gelmiş. Kaidesi de black metal olarak geçiyor. Biz de demir alaşım diyelim kimse kırılmasın. Yıllar içinde malzemesi değişikliğe uğradı. Örneğin 2. Dünya Savaşı yıllarında metale ulaşmakta sıkıntı çekildiği için 3 yıl boyunca altın rengine boyanmış alçı vermişler. Daha sonra abi sizin ödüller hazır demişler gelip alın demişler. ha <laughs> Öyle harbiden ya. Abi kusura bakma mal yoktu. Size yok. verdim. Sizinkiler hazır abi. Orijinalini alabilirsiniz. Sonra. İyi ahşaptan vermemişler. Alçı yine biraz daha şey olmuş yani. Alçı çok iyi abi. Hobi kulübü gibi düşünsene. Oscar veriyorsun alçı falan böyle. Şeyli boyamalı tepsi veriyorsun falan. Devam. 13.5 inç yani 34.3 santim boyunda. 8.5 pound yani 3.8 küsür kilodur. Haçlı kılıcı tutan bir şövalye figürü film makarası üstünde durmakta. 5 yapraklı film makarası. 5 ana konuşmacıyı temsil etmekte. Bunlar da yönetmenler, oyuncular, yapımcılar, yazarlar ve teknisyenlerdir. İlk Oscar kalıbı 1928 yılında C.W. Shumway ve oğulları tarafından dökülmüş. Bu dökümhane Emmy ödüllerini de üretiyor. 50 heykelcinin üretimi 3 ay sürüyor. Yine bu süreçte dönemin koşullarına göre değişiklik gösteriyor. Mesela son birkaç yıldır ilk Oscar heykelciğinin 3D scanner'la tekrar taranması ve orijinal kalıbının çıkarılması gibi işlerle uğraşıyorlar. Academy Award of Merit demiştik. Merit, Hristiyan teolojisinde ve Latince'de karşılığı olan bir terim. Doğru ve iyi davranışların ödüllendirilmesi anlamına gelmekte. Günümüzde hak etmek, layık olmak gibi anlamlarda kullanılmakta. Oscar ismi de törenin adı değil demiştik. Heykelcinin de ismi değil. Akademinin kendisi bile Oscar ismini ilk törenden 10 yıl sonra resmi olarak kabul etmiş. Peki Oscar nedir? Heykelcil takma ismidir. Gariptir ki bu denli köklü bir ödülün kendi isminden önce gelen nick nickname'inin nereden geldiği konusu biraz karışıktır. Akademinin 1941 yılında başkanlığını yapan Betty Davis'in <laughs> biyografisinde ödüle ilk kocası Harmon Oscar Nelson'ın ismini verdiği yazılmış. Bir başka söylentiye göre yine bir akademi üyesi olan Margaret Herrick'in ödül görünce aa aynı amcam Oscar'a benziyor demesiyle bu mahlasın ortaya çıktığı iddia edilir. Koskoca Oscar ödülünün ismi abi. o Amcam falan buna dayanıyor ya çok saçma değil mi? Abi çok yalnız ben bunların ikisine de inanmadım ya. <laughs> <laughs> İkisi de yani saçma sapan bir şey abi. Oscar amcama benziyor. Devam. Arkadaşlar çok kısa araya giriyorum. Abone olursanız, ya bu bizim için önemli. Kusura bakma burada bölüyorum. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Şuraya tıklarsanız, bir de çana basarsanız bizim için çok iyi olur. Teşekkürler. Oscar ödülü kazananın üzerine kanunen ipotekleniyor. Kazananların veya mirasçıların ödülü satması yasak. Elden çıkarmak isterseniz de akademi cebinize 1 dolar sıkıştırıp hadi babam sen hadi şuradan devam et sen de. Çünkü buradaki 1 dolar sembolik. Sanıyorum ki akademi bunun bir alışveriş olması, yani 1 dolar verip karşılığında bir şey almak ve Oscar ödülünün ekonomik bir metaya dönüşmemesi için çabalıyor. Bu yasağı 2004 yılında başlayan davayla efsane yönetmen Orson Welles'in mirasçıları delmiş. Mahkeme Orson Welles'in akademi ile ödül konusunda hiçbir belge imzalamadığını hükmetti. Ve 20 Aralık 2011'de 1941 yılında yurttaş Kane ile Orson Welles'in aldığı ödül online açık arttırmada 861.542 dolara satıldı. Temiz para. Ama Yurttaş Kane'in Oscar'ı bir de ya. Bence ucuza bile gitmiş ya. Ne fark yani. eder ya? 3.8 kiloluk 34 <laughs> santimlik bir demir parçasından bahsediyoruz. O zaman Hakim Phoenix abimizin şu ödülü aldıktan sonra kızıl kayalarda tost yerken fotoğrafını şuraya koyar. Abla da çekmiş şeyleri, konversleri böyle rahat takılıyorlar. Aldık yani nedir falan deyip yani. Devam. 1992'de Harold Russell eşinin sağlık sorunları sebebiyle paraya sıkışmış ödülü açık arttırmayla gizli bir koleksiyoncuya 60.500 dolara satmış. Bununla ilgili de benim eşimin hayatı sizin duygusal meselelerinizden daha değerli demiş. Oscar'ı satan da tek oyuncudur. Michael Todd'un torunu da Oscar'ı okutmaya çalışmış. Akademi de buna karşı yasal mücadele vermiş ve kazanmış müşterileri caydırmış. Devam. Oyların işlenmesi 1935 yılından günümüze kadar sadece bir şirketin güvencesi altında. Bu yıl 92.'si düzenlenen Akademi Ödülleri'nin oy toplama ve hesaplama işlemleri 7. Akademi Ödülleri'nden beridir Price Waterhouse tarafından yürütülüyor. Okuduklarımdan anladığım kadarıyla değerlendirme kriterleri oldukça çetrefilli. Sen kime veriyorsun ya? Kimsenin en iyi filmi falan öyle bir durum yok. Ve sonuçların çıkarılması binlerce saat sürüyormuş. Kategoriler yıllar içinde değişime uğramış, eklenenler ve çıkarılanlar olmuş. Bu konu çok kalabalık o yüzden küçük bir örnek veriyorum bunu geçiyorum. Mesela ilk dönemler en iyi yönetmen ödülü drama ve komedi olarak ayrı. Sonra birleştirilmiş. Buraya kadar kısaca Oscar tarihini anlatmaya çalıştık. Fakat Oscar deyince akla gelen belki de ilk şey istatistikler herhangi bir Oscar haberi ya da değerlendirmesi yapılırken hep bunlardan bahsediliyor. Biz de kısaca değinelim. En çok adaylı olan filmler 16 adaylıkla, 1950 yapımı All About Eve, 17 adaylıkla Titanic ve La La Land'dir. En çok aday olan oyuncularsa kadınlarda 21 adaylıkla Meryl Streep 3 kez de kazanmıştır. Erkeklerde ise Jack Nicholson 12 adaylıkla zirvede ve 3 kez de kazanmış. En çok Oscar alan filmimiz ise yine 3 tane. Ben Hur, Titanic ve Yüzüklerin Efendisi Kralın Dönüşü. Üçü de 11'er tane Oscar ödülüne sahip. Öte yandan bir sürü aday olup hiç ödül alamayan hayal kırıklığı yaşayan filmler de vardır. 77 yapımı Turning Point, 85 yapımı Spielberg filmi Color Purple, yine 11'er dalda aday olup çıkışta ne yapalım çorba mı içsek falan diye ayrılmışlar. Abi dizide 11 bak gidiyorsun diyorsun ya en kötü bir tane alırım ya. En kötü iki tane belki diyordur falan adam hani daha tribe girmiştir yani. Aynen. 11 tane adaylı var. Yani. Beklenti büyük. Devam. En iyi aktör ödülünü alan en genç oyuncuysa 29 yaşında bunu başaran ve bir dönem bizim de gündemimizi oldukça meşgul etmiş bir film olan piyanistte oynayan Adrian Brody'dir. Yarışma kategorilerinde Oscar alan en genç oyuncuysa Tatum O'Neill'dir yıldır ve 10 yaşında bu ödüle kavuşmuş. Abi düşünsene 10 yaşındasın Oscar alıyorsun. Vallahi büyük başarı ya. <laughs> en genç yarışma kategorisinde ödül alan oyuncu ama. Evet, Onu yardımcı söyleyelim. kadın oyuncu e, evet. kategorisinde almış. Şey değil yani. O biraz karışık mesela. Jüri özel ödülleri var, onur ödülleri var, bilmem ne öyle kategoriler de değişiyor dedim ya yani. Hani evet. yıla göre, işte oyuncuya göre falan değişen şeyler var. Oscar alan en yaşlı oyuncuysa belki hatırlarsınız, Christopher Plummer. 82 yaşında ödüle ulaşmış. Ödül konuşmasında "Sen benden yalnızca 2 yaş büyüksün. Sen milyon milyar neredeydin bu zaman kadar gülüm. Ben küçük çocukken senin provanı yapıyordum. Şimdi ne prova yaptım hatırlamıyorum. 82 yaşına geldi" Demiş. Evet arkadaşlar şimdi derin bir nefes alıyoruz. Planner 82 yaşına kadar beklediyse ne diyoruz? Hayallerimizden vazgeçmeyelim. Piş, devam. En çok ödül alan yönetmen 4 Oscar ödülüyle John Ford. Biraz da akademi ödüllerinin Big Five'ından yani Büyük Beşlisi'nden bahsedelim. Büyük Beşli en iyi film, en iyi kadın oyuncu, erkek oyuncu, yönetmen ve senaryodur. Orijinal ve uyarlama senaryo kabulümüzdür. Bu 5 ödüle aday olmak büyük mevzudur. Almaksa tarihe geçmek anlamına geliyor. Big Five kazanabilen film sadece 3 tanedir. Bir Gece olduğu yani It Happened One Night 1934'te, Guguk Kuşu 1975'te, Kuzuların Sessizliği 1991'de bunu başarabilmiş. Vay, Hannibal Lecter. <laughs> Abi bunun vizyonu benim ergenliğimin tam böyle göbeği yani, yani öyle diyeyim sana. 14 falan yaşındayım. 91 senesinde 14 yaşındasın. Abi evde bilgisayar yok. Böyle bir sürü insan salona giriyorsun. Kuzuların sessizliği izliyorsun abi. Abi büyük filmdi ya. Anthony Hopkins desen ayrı bir manyaklık yani. Neden hani 5'te 5 yaptığını çok iyi anlıyorum yani Devam. Şey yapayım Hannibal Lecter yapayım Devam. <laughs> İzmirli Hannibal Lecter. <laughs> Bu ne abi? <laughs> şey yiyor. Devam. <laughs> İnsan yiyemiyor da işte sövüş falan yiyor. <laughs> Devam. En çok Oscar alan erkek 26 adet Oscar'la Walt Disney. Bazı kaynaklarda da 22 olarak geçiyor. Sonuçta Walt Disney. Burada birbirimizi kırmayalım. En çok Oscar alan kadınsa 8 Oscar'la kostüm tasarımcısı Edith Head. Daniel Day-Lewis en iyi aktör ödülünü 3 kez aldı. Bu kategoride rekoru elinde tutuyor. En iyi aktris kategorisinde de rekor efsane oyuncu Catherine Hepburn'a ait. 12 kez aday olmuş, 4 kez Oscar almış. 1933, 1967, 68 ve 81 yılında aldığı Oscar ödülleriyle akademi sahnesinden yarım asır inmemiştir. Abi bir de kim var biliyor musun? Oscar alamamış efsaneler var. Yani o nasıl Oscar alamamış dediğim efsaneler var. Anlat abi. Devam. Biliyorsunuz ki 2020 ödüllerine kadar gönlümüzün efendisi Joaquin Phoenix de bunlardan biriydi. Şu videoda anlatmıştık. Ayrıca Brad e de çok şaşırıyordum. Neyse ki 2020 itibariyle o da ödülünü aldı. Aynı şekilde DiCaprio çok konuşuluyordu. O da Revenant'la iyice abandı ve ilk Oscar'ını birkaç sene önce aldı. Johnny Depp 3 kez aday olmuş, alamamış. Helena Bonham Carter, Ken Reeves, Tom Cruise ki şaşırmadım. Robert Downey Jr., Keira Knightley gibi çok bildiğimiz, çok beğendiğimiz oyuncular Oscar alamamış. Sizin de bildikleriniz varsa yoruma 3 arkadaşını etiketle, yorumlara yazın <laughs> ve arkadaşlar bize destek olun. <gülüyor> 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 ne yaptın? Etkileşime mi koştun? Evet. Yazın ya yoruma. Her şeyi ben mi araştıracağım ya? Oscar alamamış ama Türkiye'de en çok gişe yapan filmde oynamış oyuncuyu mu... <laughs> <laughs> evet benim kesinlikle performanslarım izlenmeli. Yani. İzlenmeli. Peki tamam. Aynı tam... arasında da, da oynadım ya. Orada mesela böyle gözünü kısarak baktığı zaman beni görebiliyorsun. <laughs> Devam. Yönetmenler tarafındaysa olaylar çok karışık. En iyi yönetmen dalında Oscar alamayan şaşırtıcı isimler geliyor. Charlie Chaplin'in en iyi yönetmen Oscar'ı yok ya. Kült haline gelmiş bir sinema figürü ama yok. Tabi sürgün yıllarında etkisi vardır diye düşünüyorum. Bu konuyu da ayrıca bir bölüm yaparsak anlatmak istiyorum. Sonradan onur ödülü almışlığı var. Hiç kok. Hiç mi yok? Bak. <laughs> <laughs> Hayat sevince güzel. Devam. Bugün izlediğimiz birçok filmin yapısı olarak ilk örneklerini çeken yönetmenin Oscar'ı yok ya. Psycho yani sapık filminden hatırlayabilirsiniz. Buraya koyuyorum. Abi çok kötü yaptım galiba ama. <laughs> Şey ya hafızamıza kazınmış bir şey bu ya. Politik siyasal bir şey var yani öyle bir bir hani bir lobi mobi bir şey. Question mark. <laughs> Oo çok geç kaldık ya evet, bunun için. Hiç. Neden hiç yok? Hiç ya lütfen. <laughs> Neden benim esprimi inatla kullanmıyorsun? Bilmiyorum bana kötü gibi geldi Allah ama belki de çok Allah. komiktir bilmiyorum. Tamam. Benimle ilgili bir sorun da olabilir herhalde. Tamam öyle. Gelir misin konuşalım Bir, <laughs> da, bir daha, <laughs> daha espri yapmayacağım tamam. <laughs> tamam tamam küsme. Kendimi ya. tutacağım. Hiç kokun hiç yok ya. <laughs> devam. Stanley Kubrick en iyi yönetmen dalında 4 adaylığı var. Hiç Oscar alamamış. Batman Kara Şövalye, Prestige, Memento ve birçok filmden tanıyacağımız Christopher Nolan'ın da Oscar'ı yok. Adaylığı var. Oscar'ı yok ya. Tarantino'nun yönetmen Oscar'ı yok ya. Yani senaryo tarafında Pulp Fiction ve Django ile almış ama yönetmen olarak Oscar'ı yok. Koskoca Quentin Tarantino'ya. Biz verelim mi? Verelim. Yapıştır. Vay. Yine bir yazıyla Erhan'cım istersen buyur. When people ask me whether I want to film school, I answer no. I want to films. Vay arkadaş ya. Yani diyor ki... Alaylıyım. <gülüyor> 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 Bu kadar şey çevresi Türkçe alaylıyım. <laughs> çok iyi ya. Vallahi dilimizi çok seviyorum. Bu şey diyor. O kadar insan diyor. Soruyorlar. Herkes soruyor. <laughs> Neden film okuluna gidiyorsun? Ben de diyorum ki filme gittim. Alaylıyım. <laughs> Alaylıyım. Hocam hemen kısaca giriyorum. Bu tartışma çok ciddi bir tartışma. Ben sinema okulu mezunuyum. Evet. Ve bu bizim okullarda bile çok tartıştığımız bir şey. Çünkü alaylı yönetmenlerle, eğitim almamış yönetmenlerle, eğitim almış yönetmenler arasında çok ciddi böyle insanlar gidip geliyor. Evet. Hangisi falan doğru, moru bilmem ne. Şahsi fikrimi söyleyeyim mi? Evet. Abi bir film yapıyorsun, bir şey anlatmak istiyorsun. Anlatabiliyorsan, İnsanlarda bir şey değiştirmek istiyorsan ve değiştirebiliyorsan bence tartışılacak bir şey yok. Yani okula mı gitmişsin, işte alaylı mı olmuşsun, sette mi öğrenmişsin falan. Yani bu işin bir formülü olmadığını düşünüyorum ben. Film yapıp kitlesine onun iyi film olduğunu hissettiren insanlara da helal olsun diyorum. Devam. Bir başka değişik bilgi ise şöyle. Godfather 2 Oscar alan tek devam filmidir. Abi bir devam filmi ilk filmden daha iyi gösterilmiş ve bu cidden çok nadir bir şey. Baba karakterini yani Vito Corleone'yi hem Robert De Niro hem de Marlon Brando oynamış. İkisi de Oscar almış. Bir de sana çılgın bir bilgi de veriyorum. Biraz konuşulur ama buradan da hatırlatmış olalım. Marlon Brando baba filmindeki rolüyle Oscar alıyor, aday oluyor, alıyor. Onun yerine sahneye şuraya koyuyorum. Bir kızıl derili kızı çıkıyor ve çıkıyor diyor ki Amerikan film endüstrisinin kızıl derillere filmlerdeki bakış açısı ve birçok sebeple bunu diyor mektup olarak vereceğim size. Marlon Brando ödülü reddetti diyor. Adama bak ya. Abi böyle bir şey yok ya. Yani. Abi peki bir şey söyleyeceğim. O kadının oraya çıkmasına da akademinin göz yumması da ilginçmiş. Bak şu anda olsa mesela göz yumarlar mı sence? Ve onun konuşma yapmasına da akademi izin veriyor aslında yani. Sansürlemiyor yani anladın mı? Ya da izin vermeyiz çıkartmayacağız falan da demiyorlar. Yani... Question mark. Question. <laughs> question. question, 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 question. Bu bayağı yani devam. Arkadaşlar Godfather bölümü ister misiniz? Ben çok isterim. Siz okeyseniz ben de okeyim. Yorumlara yazın ya. Etkileşimde artık bu bölümde koptuk ya. Devam. Öte yandan Oscar'la ilgili çok fazla tartışma var. Cinsiyetçilik ve ırkçılık tartışmaları son yıllarda gündemde. Natalie Portman geçtiğimiz günlerde şu son akademi töreninde aday olmayan kadın yönetmenlerin isimlerinin yer aldığı bir kostümle törene katıldı. Ama biliyorsun o konuda da çok tepki çekti. Bu kadının başka bir ödüllerde giydiği böyle bembeyaz bir elbise var tamam mı? Natalie Portman'ın kendi yapım şirketinde çalıştığı kadın yönetmenlerin isimlerinin yazılı olduğu elbise yazmışlar abi. Böyle bomboş beyaz bir elbise abi. <laughs> Ama Natalie Portman da şey demiş ya. Oxford vardı da biz mi okumadık falan gibi bir şey demiş hani. Yapamıyorduk zaten film yapmıyorlardı, yapamıyorlardı gibi bir şey demiş. Question mark. Devam. Şunu da ekleyelim. Oscar kazanan ilk kadın yönetmen Catherine Bigelow 2009 senesinde Oscar almıştır. Şahsi yorumda şöyle. Bir kadın yönetmenin Oscar alabilmesi için 80 yıl geçmesi ve Amerikan ordusunu konu alan bir film yapması gerekiyor. Zaten akademinin büyük çoğunluğunun beyaz erkeklerden oluştuğunu söylemiştik. İlk kez bir siyahi adayın Oscar alması ise 1964 yılında gerçekleşmiş. Şimdi abi e, alın bu bilgiyle ne yaparsanız yapın. <laughs> kısmımıza geldik bizim evet, gelenekselleşen şaşırt bizi <laughs> abi Kate Blanchett Oscar alan birini oynadığı <laughs> filmle Oscar almış Evye <laughs> Oskarception. <laughs> Maggie Smith de kaybeden Oscar adayını oynayarak 1976'da Oscar almış. 12 daha acıymış ama ya. Yani düşünsene sen mesela bir şey yapıyorsun, Oscar alamıyorsun. Sonra seni biri oynuyor Aynen. Oscar alıyor. <laughs> Fotoğraf gönderiyor falan. Canım sağ ol senin sayende. Catherine Zeta-Jones da ilk adaylığında Oscar almış. Bir daha aday olmamış abi. Demiş ki başarı oranım %100. Ben bir daha film yapmayayım. Aynen ya. <laughs> Devam. Ölümden sonra Oscar alan iki oyuncu var. Bir tanesi 76 yılında Peter Fink. Öteki de 2008 yılında bir önceki bölümde de azıcık değindiğimiz Heath Ledger. En çok yabancı film Oscar'ı alan ülke İtalya'dır. Zaten Amerikan İtalyanlar Hollywood'a bayağı hakim. İtalya demişken de Roberto Benigni'nin Oscar sevincini şöyle şuraya koyayım da hocam Abi havamızı bulalım. Hasretmiş ama ya baksana ne sevinmiş ya. Abi çok tatlı. Ama ben aynı aynı sevinci Orkan Varanda da görüyorum. <laughs> ben Oscar alsam ne yaparım biliyor musun? <laughs> arkadaşlar kısacık bir araya gireceğim beğendiyseniz beğen tuşuna basın çana basın abone olun yorum yapın rica ediyoruz görüşürüz iyi seyirler devam ilk olarak bir yabancı filmin en iyi film oscar alması 2020 yılına kadar gerçekleşmedi ve bu yıl en iyi film dalında ve birçok dalda parazit tarihi adını yazdırdı hocam devam herhancım bu kadar sayılardan bahsettik biraz da paradan bahsedelim para sıcak severiz devam 2020 itibariyle wallet hub sitesinin haberine göre ödül töreninin maliyeti 44 milyon dolar bir adet gelecek 400 dolara. O ünlü kırmızı halıysa 24 bin 700 dolara mal olmuş. Tam 152 metredir. 2018 ödül töreni 26,5 milyon insan tarafından izlenilmiş. Ödül törenlerinin başlangıcından itibaren film endüstrisine yön verdiği bir gerçek. Bunların başında da Oscar geliyor. Oscarlı oyuncudan şu film, Oscarlı yönetmenden bu film reklamları yıllardır hayatımızda. Hatta Türkiye'nin Oscar adayı diye bizlere yerli film pazarlanıyor. Şahsi yorum bırakıp videoyu kapatıyorum abi. Arkadaşlar ödül törenleri totaliter olmak durumundadır. Yani çoğunluğun güdümündedir. Çünkü genel olarak sinema filmleri azınlık izlesin diye yapılmaz. Sinema bir kitle sanatıdır. Ne kadar izlenirse o kadar başarılı görünür. Fakat bu denli kitlesel bir şey bireyde karşılık buluyor. Uzun lafın kısası herkesin filmi kendine. IMDB puanına, ödülüne bilmem nesine bakmadan gidin izleyin bence. Kişisel zevkinizi kimseye malzeme etmeyin. Bu şey gibi seksi, erkek sesli reklam gibi oldu. Erhancığım mikrofon için. Geliyor kardeşim. Onların ne dediği önemli değil. İstediğin filmi izle. Sen sinemasın. Film sensin. Sen bilmemen ayıp sinemasın. Sen abonesin. Abone ol. Çana bas. Tişört al be. Bilmemen ayıp sinema. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz.